Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birazcık farklı bir konudan bahsedeceğim. Yani yine hobimiz içinde olan bir konu olacak zaten. Başlıktan ve fotoğraftan görmüş olduğunuz gibi. Bugün sizlere neden bu kelebek hobisine başladım? Yani nereden geldi bu ilham? Yani Türkiye'de ilk bu kanalı açıp buraya yükseldik. Yani bir anda bu hobiye sardım ve neden size bu hobiye ilgi duymalısınız? Birazdan bu konulardan bahsedeceğim. Öncelikle şu kelebeğimi elime alayım ve içeride sohbetimize devam edelim. Evet dostlar birazcık yetersiz ışık var şu an gece çünkü gecenin köründe video çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Anca evi bu saatte boş bulabildim. Şimdi gelelim videomuzun konusuna. Neden bu hobiye başladım ve siz de neden bu hobiye başlarken nelere dikkat etmelisiniz veya bu hobiye niye başlamalısınız gibi şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle şu konudan başlamak istiyorum. Yani ben bu hobiyi nasıl keşfettim ve bu hobiye nasıl başladım? Öncelikle bu hobiye başlarken Türkiye'de böyle detaylı şekilde video çeken bir kanal yoktu. Açıkçası bir dakika ben size işin en başından gireceğim dostlar. En başında bu YouTube kanalı açmamın sebebini ve ilk şu anda ekrana koyduğum videoyu atmama neden olan olaydan bahsediyorum. Yani ben ilk YouTube videomu atmadan önce zaten bu hobiyi yapıyordum. Yani hobi yapıyordum derken sadece iki tane Türkiye'den almış oldum bir kelebek vardı. Ve bu kelebekleri sallamayı dahi bilmiyordum. Yani sallamayı ilk defa bir tane Türk kanaldan öğrendim. Ve şimdi de oraya geleceğiz zaten. Nasıl olmuş, nasıl işte oralara geldik ve ilk videomu atmamın sebebi neydi konusuna değinelim. Şimdi öncelikle dostlar ben bundan önce bir tane YouTube kanalım vardı. Yani bende bu hastalık var zaten biliyorsunuzdur. Bir önceki videolardan falan bahsettim. Yani küçüklükten beri bir YouTube hesabı açmak ve o hesabı 100.000 aboneye kasmak çok fazla istiyordum. Ve şu anda hatta paylaştığım yine bazı sizin bilmediğiniz kanallar var. Bir önceki videoda bir tanesinden bahsetmiştim. Yani ben bir tane One House diye bir kanalım vardı benim. Yani belki bilirsiniz belki bilmezsiniz. Annos diye bir yayıncı vardı. Yani onun kesitlerini paylaşıyordum. Ve trend olan içerikleri bir saat yapıyordum. Bu şekilde birazcık bir kitle elde etmiştim ve tam 1000 aboneye ulaştığımda videolarım işte trend videolarım bir saatlik mesela işte en çok çok fazla dinlenen bir remix şarkıyı bir saatlik haliyle falan atıyordum. Ve bu video 700 bin izlenmişti. En sonunda da ben 1000 abone olunca kanalı doğrulama başvurusu buldum. Yani ki bunu vurmamam gerekiyormuş. Çünkü kanal taklit içeriklerle doluydu. Yani başkalarının içeriğini bir saate kopyalayıp yayınladığım bir kanalda bu benim. Yani buradan para kazanmayı açmayı açmam büyük bir hayalmiş. Ama tabi bunu başvurduktan sonra fark ettim ne yazık ki dostlar. Olay şu şekilde oldu. O YouTube kanalım kapandı. Ve ben çok büyük bir sıkıntıya girdim. Yani bunca zaman uğraştığım bir kanal gitti falan filan diye. Artık tamamen ümidi kestim. Ve dedim ki. Ya iyi tamam. Yani ben ya bu işi artık yapamayacağım. Yani başka olaylara yöneleyim dedim. Tam o anı yaparken de yani çekmeceyi bir açtım böyle sağ sağda benim bir tane çekmecem vardı bilgisayar masasında. Şu anda yok o. Oradaki çekmeceyi açtım. İçeri baktım. 8-10 tane bıçağım var. Şu an vurup bulabiliyorsam o görseli size paylaşacağım. Hatta yanında bir tane et kesme bıçağı bile vardı koleksiyonun içinde. Yani öyle söyleyeyim. Yani küçük bir koleksiyondu. İki tane de kelebeğim vardı. Dedim ki, hemen şu kelebekleri bir sallamayı öğreneyim bari. Bir kafa dağıtayım. Hazır kanalım falan kapandı. Yani çok fazla emeğim çöpe gitti. Bari oradan bir uğraş olsun bana dedim. YouTube'a yazdım. Kelebek bıçak nasıl sallanır? 2-3 tane sadece açma kapamayı öğreten Türkiye kanalı vardı. Hatırlarsınız zaten. Bu kanalı izliyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur. Keskin güç diye bir kanal var dostlar. O kanalı ben küçükken çok severdim ve benim de koleksiyona Başlamamın sebebi o kanallardan biriydi. Keskin Güç kanalı ve Knives and Weapons kanalına bakıyordum. Knives and Weapons kanalı daha benden aynı yaşta olduğu için hatta benden birazcık küçük olduğu için o kanal benim çok ilgimi çekmiyordu. Daha çok Knives and Weapons kanalını izliyordum. Oradaki koleksiyon videoları falan beni çok sarıyordu. Ben de küçük bir koleksiyon yapmıştım kendi çapımda. Dedim artık şu kelebekleri bir sallamayı öğrenelim ya sıvadım kolları ve kelebekli sallamayı öğrendim. Baktım ki Türkiye'de bu kadar fazla içerik yok. Yani içerik yok derken yani iyi sallayabileceğim mi öğretecek bir kaynak yok daha doğrusu. Ben de dedim ki yani yurt dışında vardır illaki. Butterfly Knives Trick yazdım böyle dümdüz kanala. İşte YouTube'un arama kısmına. Bu cümleyi kurdum ve bir sürü kanal karşıma çıktı. İşte Balisong Flipping. İşte Big Philips, işte Will Hirsch, Squid Industries'in kendi resmi sitesi, kanalı derken işin işini iyice düştüm. Ve dedim ki ben neden bunların videosunu çekmeyeyim? Direkt kelebek nasıl açılır, nasıl kapanır diye bir video çektim. Sonra kanalı bir, bir iki ay boyunca saldım. Ve kendime dedim ki ya zaten bunu ben öylesine çekiyorum, öylesine atıyorum. Yani bir şey beklentim olmayacak dedim. Attım videoyu. Tık 2 ay sonra 10.000 falan izlenmişti video. Hatta 20.000'di gayet yanlış hatırlamıyorsam. Çok mutlu oldum. Ve zaten kendi koleksiyonunu yaptığım bir hobiden böyle küçük bir kanal oluşturdum. İsmini de kelebek repleri koydum. Ve şu anda buralara kadar gelmemizi sağlayan hareket de bu hareketti. Şimdi gelelim bu hobiye başlamalı mısınız? Veya ne kadar zaman ayırmalısınız? Ve bu hobilerin iyi yanları neler? Kötü yanları neler konusuna denk geleceğim sizlerle. Şimdi dostlar bu obinin iyi yanları. Yani çok iyi bir meşgale oluyor diyebilirim sizler için. Şu hareketi de bir türlü öğrenemedim ya. Yani şu ladder değil de. Şu az önce yapmaya çalıştığım bir tane hareket var. Yani gözünüzü illaki gelmiştir. Şuradan başlıyorum. Şuraya girip. Ters z-choker yapıyorum. Yani şu hareketi bir kavrayamadım ama zamanla kavrarız. Bir de konuşurken, sallarken bir tık zor oluyor. Yani kafamda başka bir şey düşünürken ne hareket yapacağımı aklımda düşünemiyorum. O yüzden bok gibi sallıyor olabilirim bu videoda. Ben elim boş durmasın diye şu an bu hareketleri yapıyorum. Siz ona takılmayın. Anlatacaklarıma kulak verin. Her neyse gelelim. Bu hobiye niye başlamalısınız ve hobinin iyi yönlerinden bahsetmeye. Şimdi dostlar bu hobi birazcık pahalı. Yani pahalı dediğim aslında şu anda sponsorum olan siteden alışveriş yaparsanız o kadar da pahalı olmadığını anlarsınız. Ama gene de cebinizi üzebilecek bir pahalılıkta. Yani diğer hobilere göre kıyaslarsak ucuz bu arada. Onu bir baştan söyleyeyim. Siz sıfırdan hiç bu hobiye sahip değilsiniz. Bu hobiye girmeye çalışıyorsanız sizler için yani gayet iyi bir hobi olacağını söyleyebilirim. Şimdi başka bir kötü yanından bahsedeyim sizlere. Başka bir kötü yanı hobi yani sizi dışarıdan biri bu hobi yaparken gördüğünde yani Türkiye'de yani bilmediğinden dolayı ve bu hobinin bu yani yabancı ülkelerde bu düzeyde ciddi alındığını bilmediği için sizlere keko işte bu nasıl hobi işte serseri misin ya bunu salladığında eline ne geçti ya dostlar bu gitar çalmakla aynı şey ya yani tam bunu onunla beraber bir tutamayız yani gitar çalışsın en azından işte herkesin bildiği bir şey ve çok fazla popüler olan bir hobi Mesela piyano çalmak, keman çalmak hepsi aynı şey. Yani bu da zamanla sizin yeteneğinizi geliştirdiğiniz, sizi meşgul tutabilecek ve cidden yaptığında da yani bunu anlatamam size. Yani sizin şu an eline bize bir kelebek alıp belli bir düzeye geldikten sonra bu sallama hissiyatını kendiniz geliştirip yani belli bir noktaya geldiğinizde diyeceksiniz ki ya ben bu işten çok fazla zevk alıyorum ve o sırada da zaten bizim sitemiz devreye girecek. Oradan klon ürünleri hiçbir yerde alamayacağınız şekilde ucuza ve ülkeye sokabilmenizi sağlıyoruz. Onun da tekrar duyurusunu geçeyim dedim. Yani oradan bir ürün alacaksınız. Profesyonel bir ürün alacaksınız. Ve bu hobiye girişeceksiniz. Yani hem sizi mutlu edecek. Kusura bakmayın dostlar lafımın ortasında bir anda yanlışlıkla tuşa bastım. Bir elimle telefonu tuttuğum için kayıt gitmiş. Neyse sorun yok. En son ne diyordum? İşte 1500 liraya bir kelebek alıyorsunuz. Ve o 1500 liraya aldığınız bir kelebek zaten sizi tatmin edecektir. İleride bu hobiye çok fazla sararsanız zaten bir üst modeline geçmeye çalışırsınız. Yani o da sizi zaten üzmez. Şimdi gelelim hobinin bazı zorluklarına. Şimdi bu kelebek sallamayı belli bir seviyeye kadar öğrenirken birazcık zorlanacaksınız. Ama kolay hareketleri yaptıkça yani kendiniz diyeceksiniz ki kendi kendinize. Ya bunları yapmak çok zevkli. Yani ben birazcık daha bunlara böyle bir yoğunluk vereyim diyeceksiniz. Ve o verdiğiniz yoğunlukla beraber yani bu hobi çok kolay bir şekilde bir tık tık yani zamanla bir ay, iki ay, 3 ay derken yani çok güzel bir şekilde zevk almaya başlayacaksınız. Ve hobi kendi kendine ilerleyecek. Peki şimdi şöyle bir soru soracağınızı tahmin ediyorum. Yani bu hobi mesela ben bir kelebeğe işte 1500, 1700, 1800, 2000 TL gibi bir civarında bir fiyat vereceğim. Yani bu hobiye başladıktan sonra beni sıkabilir mi diye bir soru soracağınızı planlıyorum. Şimdi dostlar bu kişiden kişiye göre değişir. Yani mesela siz bu hobiyi yaparken eğleniyorsanız ve gittikçe daha da gelişiyorsanız bu hobi sizi sıkmaz. Ama belli bir düzeyde takıldıysanız ve oradan sonrasını ilerleyemiyorsanız ve çok da zaman ayırmak istemiyorsanız bu hobi sizi bir noktadan sonra sıkabilir. Yani bunu da söylemek istiyorum. Yani çünkü bazı arkadaşlar hobiye başlıyor. Belli bir noktadan sonra işte tıkanıyor. Veya çok fazla pratik yapması gerekiyor. O süre sarfından sonra bırakıyorlar. Yani size de öyle bir şey olabilir. Ama o süre sarfından sonra da bırakmazsınız zaten. O takılma noktasını geçtikten sonra çok güzel bir şekilde zevk alıyorsunuz. Ve sürekli bir üst modele geçmek için kendinizi zorluyorsunuz. Ve hobinin parladığı kısımda Burası oluyor zaten. Hobiyle alakalı bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kanalımda yeni başlayanlar için çok güzel kolay hareketler var. Kombolar var ve bu hobiyle alakalı yani hangi kelebeği alacağınızı önerdiğim videolar da var. Onlara bakarak yolunuzu çizebilirsiniz. Bahsettiğim site de aşağıda linki mevcut. Oradan güvenilir bir şekilde satıcıya hangi ürünü alacaksınız WhatsApp'tan sorup ürünü ülkeye rahat bir şekilde sokabilirsiniz dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı unutmayın. Bu aralar izlenmelerimiz birazcık düştü. Normal olarak içeriklerimiz sürekli tekrar ettiğinden dolayı. Like atmanız benim için şu an önemli. Şimdiden sizlere teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.